Ama senin burada ne işin var? İyi misin? Pelin. İyi görünüyorsun. Evet, iyiyim. Sevindim. Dün akşam teşekkür edecek fırsatı bulamadım Pelin. Teşekkür ederim. Evet, farkındayım. Neyse. Önemli olan sağ salim aramızda olman. O kadar parayı nereden buldun? Hiç kolay olmadı Macit. Kuşkum yok Pelin. Kime borçlandık? Şirketi bankaya ipotek ettirdim. Ne? Ne yaptın sen Pelin? Ne yapsaydım? Seni göz göre göre ölüme mi terk etseydim? Sen hala bendeki değerini anlayamadın Macit. Pelin. Neriman ve ben... Neriman ve seni dinlemek istemiyorum. Ben 10 milyon doları bunu dinlemek için vermedim. Neyse. Benim çok işim var. Lütfen dışarı çıkar mısın? Hem ne de olsa şirket ipotekli. Ve hiçbirimizin boşa geçirecek vakti yok. En azından benim yok. Bu yaptığını unutmayacağım Pelin. İnan bana Macit. Ben de unutmayacağım. Dün gece Neriman'a koştuğun o an... son nefesim verene kadar gözümün önünden silinmeyecek. Şimdi eğer müsaade edersen çalışmak istiyorum artık. Tabii ki. Anladın mı? Bunlar ne kızım? Elbise. Nereye gidiyorsun kızım? Hala, bugün benim için çok önemli bir gün. Fazla söylenmesen olur mu? Sana hiçbir şey söylenmiyor ki Neriman. Söylesem de dinlemiyorsun. Her şey düzelecek hala. Sen merak etme. Hayrola? Senin bulutların rengi değişmiş. Kara kara bulutlar pembe olmuşlar. Yine balık olup umut dünyasına mı düştün? Zehra aradı. Bir sürü laf saydı. Daha da vardır. Ama haklı. Şinasi'yi boş yere tuttular. Sen de o gece... Ben sadece çok korktum hala. Macide bir şey olacak diye çok korktum, anladın mı? Ya Şinasi? 3 günlük Şinasi değil ki. Yılların Şinasi'si. Özür dilerim Zehra teyzeden. Özür dilemekle olmaz kızım. Bakalım Şinasi seni affedecek mi? Ya Macit'in o kasıntı annesine ne demeli? Utanmadan evimize kadar geldi. Kocaman kocaman hadsiz laflar etti. Tahmin edebiliyorum. Tahmin edebiliyormuş. Öyle tahmin etmekle olmaz. Yaşamak lazım. Gel bir de bize sor. Bıktım artık ben Neriman.
Öyle her kafasına esenin evimize gelmesinden bıktım. Yol geçen hanım burası. Ama akıllarınca bizi küçük görüyorlar. Ama hep senin yüzünden. Biliyorum hala, biliyorum. Zaten felaketler sebepsiz kalmasın diye ben bu evdeyim. Yoksa böyle kimin karşısına geçip senin yüzünden, senin yüzünden diyecektiniz değil mi? Ben buradayım hala, hiç merak etme. Hani sen hala yeter artık, yeter diyorsun ya. Haklısın Neriman, şurama kadar geldi. Bir damlacık yerim kalmadı. Bak sana söylüyorum Neriman, benim gözüm döndü artık. Bir tek olay daha olursa... ağzımdan çıkanlar kime kısmet olur bilmiyorum. Hazır mısın? Sayılır. Şeytana uyma Gürtel. Şeytana uyma. Kapa kulağını duyma. Ay. Ay. Sakin ol canım. Sakin ol. Sakin ol. Gülümse. Gülümse. Aa, boş ver ya. Çiçekçi. Neriman olmaz burada mı oturuyor? Burada. Buyurun. Sağ ol çocuğum. İyi günler. Macit Ağacıoğlu. Allah! Gitti mi? Ama ne yapıyorsun sen? Bıraksana şunları. Yoluyorum Neriman. Çekil önümden. Senin de yolun benim olman sen. Ah, ah, iyi ki abim evde değil. Olaydı bunları böyle yol. Çiçekleri beğendin mi? Evet, çok sevdim. Halam da bayıldı. Yetti be. Yol geçen hanıma döndü. Gelmesinler artık evimize. Çiçekçisine kadar evimizin içindeler. Anası gelir hakaret eder, oğlu da çiçek gönderir. Dayanamayacağım ya. Girişeceğim ben bunlara. Ev basmak nasıl olurmuş göstereceğim.